kendi yöntemleriyle yaşlandırma taktiği uyguladı. Yine kendine has yalan makinesiyle doğruya ulaşmaya çalıştı. Olaysız programı neredeyse hiç gerçekleşmedi. Mesleğe gazeteci olarak başladı, foto muhabirlik yaptı. Ancak kariyerine birbirinden absürt reality şovlarla devam etti. Bir tane mikrodalga fırın düşünün. İçinde piliçler kızarıyor. Bizim yaptığımız da bu. Tavuklar da oturmuş, kızarmış piliçleri seyrediyorlar, diyor yaptığı işi tanımlarken. Okan Bayülgen, Yalçın Çakır'la konuşuyor. Yalçın abi hoş geldiniz. Hoş hemen bu Fatih Altaylı'ya yazdığınız mektupla başlayalım. Çok güzel bir mektup yazmışsınız. Teşekkür ederim. Tabii izleyenlerimiz içeriğine katılırlar, katılmazlar. Ama onun birkaç satırını şimdi izleyelim hemen. Buyursunlar. 7 Ekim 2011 günü Habertürk gazetesini alanları hoş bir sürpriz beklemiyordu. Gazetenin sür manşetinde kocası tarafından sırtından bıçaklanmış olan Şefika Etik'in son nefesini vermekte olan fotoğrafı sansürsüz yayınlanmıştı. Etik açıdan sorgulanan bu fotoğraf gündeme oturdu. Ama işin ilginci tartışmalar kadına yönelik şiddet ekseninde değil, kadına yapılan apaçık vahşetin resminin yayınlanması üzerine oldu. Habertürk'e çok sayıda eleştiri, resmi olmayan kınama geldi. Gazeteye destek verenler de oldu. Onlardan birisi de Yalçın Çakır'dı. Habertürk gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'ya hitaben yazdığı yazıda Çakır şunları söyledi. Kafalarımızı kuma gömerek, öldürülen her kadının, şiddet gören her kadının ardından gözyaşı sosuna bulanmış yazılar kaleme alarak, sadece eleştirerek çözülmediği, aksine giderek arttığı ortada bu sorunun. Kadına şiddet terör kadar önemli bir noktaya geldi. Bunu görmek istemeyenlere tokat gibi bir yanıt oldu o sürmanşet. Eleştiride bulunanlara şunu soruyorum. O fotoğraf buzlanarak yayınlansaydı gerçek değişecek miydi? Hayır. Aksine bakılıp geçilecekti. Bu kadar konuşulmayacak, bu kadar gündem olamayacaktı o zavallı bedenin çektiği ızdırap. Dün sürmanşetinizdeki başlık ve fotoğraf kral çıplak dedirtti bana. İyi ki de yayınladınız. İyi ki de baba, eş, abi, dayı, amca, enişte şiddeti altında etleri kopartılan, ruhları parçalanan sessiz milyonların sesi oldunuz. Evet, çok etkileyici. Fakat sizin bu desteğinize karşın Habertürk'e ve Fatih Altaylı'ya, kendi gazetesi içinden de dahil olmak üzere tepkiler artıyor. Her gün yeni bir şey okuyoruz bu konuda. Son olarak basın konseyinden galiba bir kınama yapıldı. Bir de sizden dinleyelim. Yani bence de aslında aynı fikirdeyim de diyebiliriz. Bence de öyle. Bence de suratlarımıza çarpılmış bir tokat gibiydi. Fakat burada Fatih Altaylı'nın ya da Habertürk'ün önceki icraatlarına bağlanıyor. Münevver olayındaki bir habere bağlanıyor filan ve sanki işte kimi tabloid gazetelerin politikasını sürdürüyorsun, yurt dışında bir takım tabloid gazeteler evet. Var ya evet. O formatta çıkıyorsun, aslında bu senin gazeteciliğine yakışmıyor gibi bir yaklaşımla konuşuyorlar, ama bir yerde de sizi haklı çıkaran bir şey oluyor sonuçta. Asıl gündem olması gereken mesele gözden kaçıyor ve olay işte bunu yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı konusuna geliyor. Buyursun efendim. Peki, şimdi ben bugün buraya normalde kadın kılığıyla gelecektim. Aha. Peruk satın aldık, evet. Peruk da hazırlandı. Evet, evet, peruk satın aldık. Sinema makyajcısı davet ettik. Benim yüzüme bir tarafı kesik bir yara izi, bir gözümde mor bir ifade ve kadın kıyafetiyle ben bu yayının tümünü öyle sürdürecektim. İyice gözlerine girsin. İyice anlasınlar diye, ama son dakikada benim yapımcılarım ya Yalçın abi belki konsepte uygun değildir diye beni vazgeçirdiler. Ne isterseniz burası. Ben o nedenle bir siyah kurdeye de geldim buraya. Çok güzel. İzninizle az sonra ceketimi çıkarttım da takacağım bunu. Şimdi güzel. Ama Fatih Altaylı ve Habertürk konusunda şunu söyleyeyim. Eleştirilere baktım. Haklı olanlar da var. Hmm. Belki abartılı olabilir. Ne açıdan haklılar, haklı olanlar? O resmin herkesin kolayca ulaşabileceği ve gazetenin katlanması önemlidir. Ben yazılı basından geliyorum. Üst kısımda gözükecek şekilde rafa koyduğunda, gazete rafına konduğunda görünecek şekilde o kadar açık teşhir edilmesi acaba bir düşündürüyor insanı. Ama işte bir tanesi şey diye yazdı, sırtımla bıçakla geziyorum diye yazdı. Bir başka arkadaş katlı canlı yayında gazeteyi yırttı. Agresif tavırlı bir arkadaşımız gazeteyi yırttı. Bir başkası
Fuat Altaylı'nın özel hayatına artık dil uzatacak kadar intikam olan bir tavırla bir yazı kaleme aldı. Burada konuştuğumuz Fuat Altaylı ya da Habertürk değil, işin özü kadına şiddet. Daha bugün gene internete düşen haberlerde iki kadın öldürüldü. Bugün en son. Ben o yüzden diyorum ki yani kadına şiddet konusu terör kadar önemli hale geldi. Ama ne yazık ki dizilerdeki tecavüz sahnelerini geçemiyoruz, aşamıyoruz. Ve artık gerçekmiş gibi dizileri internet sitelerindeki yani büyük çok tıklanan gazetelerin internet sitelerinde ve diğer internet ortamında ve gazetelerde sanki oradaki senaryo hayatlar gerçekmiş gibi. İşte balıkçı bilmem neyin karısı bilmem kimin bilmem nesinin yediği dayak. Ağzını burnunu morarması haber haline getiriliyor. Senaryo gerçek değil. Ya da işte az önce... Daha büyük haber haline getiriliyor. Haline getiriliyor. Böyle yalan dolan dünyalara inandırıyoruz kendimizi. Bunlarla yaşar hale geliyoruz. Kadınlarımız bunları konuşuyor sadece. Kendi sorunlarını konuştukları yok. Hatta bu doğal kurgu hikayeler işi insanları alıştırıyor da. Aynen öyle. Bunu gündelik bir olay haline getiriyor. Bak diyor işte diyor dizide de diyor adam kadını dövüyor diyor. Bilmem nerede de dövüyor. Aynen öyle. Diyor. Şimdi evet. Fatih Altaylı aslında ben Fatih Altaylı'yla bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. Beraber çalıştım. Ben orada istihbarat müdürü iken Fatih Altaylı spor servisinde çalışıyordu. Oradan tanışıklığımız var. İyi de tanırım kendisini ama şimdi ben kendimi onun yerine koydum. O gün cuma sabahı gazeteyi elime aldığımda bir sarsıldım fotoğrafı görünce. Ama sonra şunu düşündüm. Ben bunu her gün yaşıyorum. Benim stüdyoma her gün evet. Şiddet görmüş onca kadın geliyor. Sığınacak yer bulamıyorlar. Ya da benim stüdyoma her gün onca erkek geliyor. Karımız kaçtı bul bize diye. Ve bulduklarımızın çoğunluğu önce orada yalan dolandan işte sevdiğim için arıyorum dese dahi aslında bilinçaltında şiddet var. Neden? Daha çocuk yaşta elimize oyuncak tabancayı tutturuyorlar. Geçen gün sizin programı izlerken öfke ve kavga konusunda hiç bilmediğim şeyler öğrendim ben. Öfke ve kavga. Öyle öyle gerçekten. Yani o anlamda da oturup şeyi düşünmemiz lazım. Şimdi konudan sorumlu Devlet Bakanı Fatma Şahin'in iyi niyetli ve güzel çalışmaları var. Ciddi çalışmaları var. Ama yani bunun hangi başlık öne çıktı? İşte erkekler de tedavi edilmeli. Psikiyatr tarafından tedaviye alınmalı başlık öne çıktı. Yeter mi? Yetmez. Cezalar ağırlaştırılmalı. Kadın sığınma evlerinin sayısı çok az. Geçen gün canlı yayında adam şunu söylüyor. Şişli Belediye Başkanı Kahraman Eroğlu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı aynı zamanda kendisi ve son görevi İstanbul'da İl Sosyal Hizmet Müdürü'ydü. Sürgün edildiği için görev bırakmak zorunda kaldı siyasi kararlar yüzünden. Onun bir açıklaması var. Kanım dondu. Sonra döndüm konuya doğru dedi. Yani İstanbul'da adresi gizli olması gereken kadın sığınma evinin önünde minibüsün şoförü kadın sığınma evi diye bağırarak yolcu indiriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Neresinden tutarsın? Ne olacak bu çaresiz kadınların hali? Okumamış, eğitim almamış. Bir yandan hep şeyi söylüyorduk biz. Eğitimsizlik, eğitim. Ama baktım geçen gün avukatın bir tanesi kadına ağır şiddet uyguladı. Haber oldu. Avukat. Yani hukuk fakültesinde okumuş, eğitim almış ve en yapmaması gerekenlerden birisi. Şimdi bir de tabii ki bu haber olanlar bizim televizyonculukla eskiden sınıf deyince yargılanırdık. Şimdi A, B, C, D diye sınıflandırıverdik her şeyi. Normal vatandaş ama AB dediğimiz eğitimli, kültürlü, gelir seviyesi yüksek olan evlerde olmuyor mu? Çok daha fazlası oluyor. Ama medyaya düşmüyor. Düşenleri de magazin malzemesi oluyor, harcanıyor. O anlamda ben kadına şiddet konusunun çok ciddi olarak gündeme gelmesini istiyorum. Evet bir de bu konunun bir de bu bahsettiğiniz tarafı var. Yani kadına şiddet uygulanıyor. Kadın işte en fazla eş dost akrabayla beraber gidiyor karakola şikayet ediyor ama işte orada barıştırıyorlar. Evet. Ya da son anda şikayetçi olmasını evet. engelliyorlar. İşte özellikle eğitimli aileler diye sınıflandırdığımız ailelerde de kadın bunu ifşa etmeyi utanılacak bir şey olarak gördüğü için kendi kariyeri için dayak yemiş bir kadın falanca yerde müdür. Falanca yerde işte müşteri temsilcisi yok, falan yerde sinemacılar var, tiyatrocular var evet, işlerinde. Evet hatta işte evet yani, önemli bir yer işgal var. Ediyor. Tabii o onun kariyeri için kötü olacağından dolayı. Ulen hem dayak yedim hem de bak bütün kariyerimi bitirecek bu başıma gelen olay endişesiyle tavır alıyorlar. Şöyle bir şey yazmış bir ben izleyicimiz. Demiş ki sanki Fatih Altaylı kadını öldürdü peki. gibi gözden kaçması asıl konunun artık hasır altı edilmesi gibi bir şeyden söz etmiş. Belki de sizin desteğiniz hani belki %100 katılıyorsunuz katılmıyorsunuz meselesi değil. Siz de galiba hani asıl meseleyi gözden kaçırmayın kardeşim diyorsunuz. Öyle değil mi? Şimdi onu diyorum. Ben ayrıca Fatih Altaylı'ya ve Habertürk Gazetesi'ne bir yargısız infaz yapılıyor diye eleştirmişim. Şimdi bakın bizim yazarların bir huyu var. Anında olay olduğu anda hiç düşünmeden bir yutkunmadan tepki vermek olayı. Nerede? Twitter'da.
Evet. Ben o gün ilk başta bir defa Twitter patladı. Çok yakından takip ediyorum. Evet. Sosyal medya diye TRT'de yayınlanan bir program var. Ona gidene kadar ben Twitter'ın farkında değildim. 3 tane takipçim vardı. Sonra 1,5 ay gibi sürede 16 bin takipçiye çıktı. O mecrayı iyi Güzel. Kullandığım zaman ne olacağını gördüm. Ve Güzel. En azından PR anlamında Twitter gibi bir ortamın ne kadar yararlı olduğunu gördüm. Ve programımda bir anda AB izleyici kitlesinin arttığını gördüm ben Twitter'ı kullanmaya başladığım zaman. Güzel. Şimdi o anlamda ben Twitter'dan önce bir baktım. Kim ne yazmış, ne çizmiş, ne yapmış diye. Çok böyle uçuk tepkiler de var ama ben Fatih Altaylı'nın bu anlamda bir kahramanlık yaptığını düşünüyorum. Bakın bazı yazılarını hiç sevmem. Çok eleştirdiğim olmuştur. Radyo programcılığı yaparken Hürriyet Gazetesi'ne geçmeden önceki dönemlerinde eleştirdiğim durumlar çok olmuştu. Çoğu yazısına karşı çıktım olmuştur ama burada birisinin kral çıplak diye bağırması gerekiyordu. Durum bu. O fotoğrafı yayınlamak çok uzun düşünerek verilecek bir karar. Ama biz işin gene magazin tarafına, çerez tarafına baktık. Efendim sabah toplantısında demiş ki işte ben her şeyi göze alıyorum. Yani gene işin dedikodu tarafından bakarak ne olaya baktık. İşin özünü kaçırıyoruz. İşin özünde her gün bir kadın, iki kadın, üç kadın öldürülüyor. Gene bugün bir kadın sırtından bıçaklanarak koruma istediği halde bu kadın eşinden şiddet gördüğü için baba evinden kaçan bir kadın gene bugün öldürüldü. Kim bunlara sahip çıkacak? Yani böyle bir sorun var. Çok ciddi bir sorun var ortada. Ve katlana katlana gelmiş ve son zamanlarda çok fazla arttı bunun sayısı. Çünkü Peki, kadınımızı yönüne, koruyamıyoruz. Benim sloganım da şu Okan Bey. Herkes bir siyah kurdele taksın. Çağrı yapıyorum ben medyadaki bayanlara çağrı yapıyorum. Köşelerine siyah kurdele koysunlar. Bayan spiker arkadaşlar, sunucu arkadaşlar, magazin programı, evlilik programı yapanlar. Ardını arkasını araştırmadan orada ekranlarda evlilik programı adı altında insanları evlendirenler. Bir sorumluluk alsınlar ve siyah kurdele taksınlar ve benim annem de kadın, senin annen de kadın. Benim sloganım bu. Benim annem de kadın, senin annen de kadın. Yani kadına elimizi kaldırırken, şiddet uygularken bunu unutmamız gerekiyor. Nereye kadar etkili olur? Çünkü bunu yapacak adam zaten gülüyor biz bunu konuştuğumuz zaman. Yani benim programımda bir kişi çıktı, öldüreceğim dedi. Stüdyodan çıkarttım, Rütük'ten çok ağır ceza aldım. Adam öldüreceğim dediği için. Bakın kendisini ısrarla sordum. Evet ben... Ağır bir para cezası aldım. Kurumum aldı yani ve uyarı cezası aldım. Bu ve dondum kaldım. Bunu canlı yayında söylüyor. Umurunda değil. Adam diyor ki benim 3 tane oğlum var. Biri gider yatar. Şimdi mantık bu. Oğullarını da bu kafayla yetiştirmiş. Ben de dedim ki yani bu adamın oğullarının ismini ekrana yazayım vereyim de bari kimse gidip evlenmesin. Çünkü sonuçta onlar da birer katil adayı. Böyle yetişmişler, böyle gelmişler. Durum bu maalesef. O yüzden ben Habertürk'ün yaptığını doğru buldum. Şunu da konuşalım. Bir yaklaşım da şu. Acaba işte bu bu duruma maruz kalıp katledilen kadının çocuklarından izin alındı mı? İşte şu soru yöneltildi. Sen bir garip de bir yaklaşım bu. Yani doğruysa bile sarf edilen sözler garip. İşte sen anneni fotoğrafı olsa, çocuğunun fotoğrafı olsa, eşinin fotoğrafı olsa filan gibi basar mıydın filan gibi ona da yanıt verdi. Evet yapardım gibilerden. Bu yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Yani o kişinin çocuklarından izin alındı mı? Doğru. Tabii ki bu yani bilmiyorum yapılabilir mi bu pratikte? Yani işte katledilen annenizin fotoğrafını basacağız gazeteye. Böyle bir fotoğraf basacağız. Çocuklar izin verir mi filan gibi. Zaten o çocukların yaşları başları ne? O ayrı hikaye de. Şimdi yani. Doğru çocuklar eğer 18'den küçükse çok kötü etkilendiler bundan. Ama bu gene sonuçta gerçeği değiştirmiyor. O çocuklar okulda duyacak, ekranda görecek. Fotoğrafı basmasanız dahi annesinin başına ne geldiğini çok net bilecek. Yani o çocukta korkunç bir etki bırakacak tabii ki bu. Ama bunun haber olması değil. Zaten çocuğun babası tarafından sırtından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi bile o çocuğun hayatını kararttı. Evet. Zaten mahvetti. Ben şunu bekledim. Devletin gelip o çocukları almasını yurda koyup bakın bu ailenin Habertürk'ün manşetine çıkan fotoğraftaki kadının çocuklarını devletin alıp yaşları küçük ise devletin korumasını almasını yurda koymasını bekledim. Yapılmadı. Şimdi işte Fatma Şahin çok ciddi niyetli bir çalışması var. Konuyla ilgili çok uzun bir adı var. O ismi söylemeyi sevmiyorum. Eskiden kadından sorumlu bakanlık deyip geçiyorduk. Ve aynı zamanda da bu konuyla ilgili kitle örgütleriyle görüşüyorlar. Yani işte Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile görüştü. Çeşitli kesimlerle görüştüler. Bizler görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yeni çıkacak yasal düzenleme çok çok önemli. Yani eğer biz kadına şiddet uygulayanlara çok ağır cezalar getiren bir takım yaptırımlar uygulayamazsak çözüm değil. Peki. Çok fazla yazan izleyicilerimiz var. Onları birazdan okuyacağım. Oradaki soruları da size yönelteceğim. Her türlü soruyu hazırım. Kral çıplak çünkü burası. Buyursunlar.